Ankara Milletvekili Sayın Levent Gök. Buyurun Sayın Gök. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce, dün Diyarbakır'da hain bir saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'ye, hayatını kaybeden iki polis kardeşimize, bugün Derik'te hayatını kaybeden jandarma uzman çavuşu kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsi Türkiye'nin ortak paydası insanımız olan bütün bu arkadaşlarımızın acısına, bütün ulusumuza başsağlığı diliyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün bu görüşmelerden sonra 64. hükümetin güven oylamasına başvuracağız. Hükümet bizlerden güven oyu istiyor ve parlamentodan bu güven oyu alırsa çalışmalarına devam edecek. Elbette değerli milletvekilleri, şöyle bir tabloya baktığımızda bugün araştırma önergemizin konusunu tam verdiğimiz saatlerde gazetecilere açık tehditlerin sürdürüldüğü, boyun eğmeyenlerin sokaklarda saldırıya uğradığı, saldırıya uğrayanların sahipsiz kaldığı, saldırı yapanların da serbest bırakıldığı bir ortamda sadece haber alma ve halkın haber alma hakkını kullanan gazetecilere içeriye atıldığı bir ortamda Can Dündar'ın, Erdem Gül'ün halkın gerçekleri öğrenme hakkından başka amacı olmayan gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklandığı bugün de Cumhuriyet Gazetesi'ne bir de vergi incelemesi başlatıldı. Değerli hükümet üyeleri, siz neyin güven oyunu istiyorsunuz? Sayın hükümet yok. Mecliste görüşmeler var, hükümet yok. Hükümet gerçekleri öğrenmek isteyen, halka bilgi vermek isteyen gazetecilerin tutuklanmasını seyrediyor. Cumhurbaşkanı talimat veriyor, bunun bedeli ağır olacaktır diyor. Gazete üzerinde vergi incelemesi, neyin güven oyu bu değerli arkadaşlarım, neyin güven oyu? Türkiye'yi getirdiğiniz tablonun farkında mısınız? Yani Can Dündar'la Erdem Gül herkesin bildiği bir gerçeği yazdılar, gerçeği ifşa ettiler diye tutukluyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki o tırlar IŞİD'e gitmiyordu, Türkmenlere gidiyordu diye itirafta bulunuyorsunuz. Yani bir itirafta bulunuyorsunuz, silahlar bir yere gidiyor. Ama bu arkadaşlarımız casusluktan dolayı tutuklanıyor. Yazık, günah. Hiç olmazsa iftira atıyordunuz deyin. Biz yanlış yere gönderdik deyin. Bunu söylemiyorsunuz. Bu kişiler cezaevinde ve böyle bir ortamda biz güven oyunu burada birazdan oylara sunacağız. Değerli arkadaşlarım, biz hükümete güvenmiyoruz. İktidarınızın üzerinde Reyhanlı'nın, Suruç'un, Ankara katliamlarının sorumluluğu vardır. Size güvenmiyoruz. Size güvenmiyoruz. Sadece 7 Haziran'dan sonra bu ülkede 200'e yakın asker, polis şehit oldu. 250'ye yakın masum insan hayatını kaybetti. Hukuki güvence yok, yaşam hakkı yok. O nedenle sizlere güvenmiyoruz. 2013 yılında 823 milyar dolar milli gelir aldınız. Şu anda indirdiniz 725 milyar dolara. Halkın milli gelirini küçülttünüz. Yine 2002 yılında 626 milyon dolar cari işlemler açığı varken şu anda iktidarınız döneminde 75 milyar dolara fırladı. Size güvenmiyoruz. Türkiye'nin AKP'den önce 130 milyar dolar dış borcu vardı. Şimdi tam 3 kat arttı. 405 milyar dolara çıktı. Sizlere güvenmiyoruz. 136 bölgede hukuksuz bir şekilde özel güvenlik bölgeleri ilan ettiniz. Günlerce süren sokağa çıkma yasakları ilan ettiniz. Anayasaya aykırı davrandınız. Sizlere güvenmiyoruz. Sayın milletvekilleri, bu hükümete güvenmiyoruz. Bu hükümet Türkiye'nin en önemli kamu kuruluşlarını çarçur sattı. 58 milyar dolarlık özelleştirme yapıp parasını harcadınız. Hala hazinenin toplam borcu 435 milyar dolar. O yüzden sizlere güvenmiyoruz. Türkiye'de vatandaşı borç batağına sürüklediniz. 2002 yılında vatandaşların 7 milyar lira borcu vardı.
Bu borç şimdi işlemiş faizleriyle tam 400 milyar lirayı buluyor. Sizlere güvenmiyoruz. Değerli milletvekilleri, 2002 yılında 500 bin senet vadesini ödemediği için protesto edilmişti. Şimdi bu miktar tam 1 milyona çıktı. Cezaevlerinde 2002 yılında 59 bin kişi vardı. 2015 yılında tam 170 bin kişi yatıyor. Sizlere güvenmiyoruz. AKP iktidarlarına güvenmiyoruz. Çünkü AKP iktidarlarında aileler dağıtıldı. Ailelerin tam bu sene 130 bin aile boşanma nedeniyle yuvaları dağıtıldı. Değerli milletvekilleri, hükümet daha yeni geliyor ama ortada başbakan var mı yok mu sizlere güvenmiyoruz. Cumhuriyet tarihine ilk defa, dünya tarihine ilk defa bir başbakan şu kürsüden çıkıp dedi ki ben başbakanım ama ülkeyi yönetemiyorum. Benim üzerine bir de başkan lazım dedi. O yüzden başbakana güvenmiyoruz. Bir başbakan düşünün, üzerinde bir vesayet kurumu oluşturuyor, başkanlığı savunuyor. O yüzden biz diyoruz ki böyle boş bakanın olduğu hükümete güvenmiyoruz. Onun için bu hükümete güven oyu vermeyeceğiz, hayır diyeceğiz. Bu hayır ülkeyi kaosa sürükleyen iktidar anlayışına karşıdır. Bu hayır Reyhanlı'da, Suruç'ta, Ankara'da bilindiği halde önlenmeyen saldırılarda hayatını kaybeden yurttaşlarımızın hesabını sormak için olacaktır. Bu hayır Uludere'de öldürülen 34 gencimizin hala kanlarını yerde bırakan iktidar ve adalet anlayışına karşı olacaktır. Bu hayır bir tek dost komşu ülke bırakmayan dış politika anlayışına karşı olacaktır. Bu hayır eğitimi, sağlığı yapboz tahtasına döndürüp geleceğimizi karartan iktidar anlayışına karşı olacaktır. Bu hayır halkın parasını şatafatlı saraylarda çarçur eden iktidar anlayışına karşı olacaktır. Bu hayır yolsuzluk yapanları serbest bırakıp yolsuzluk yapanları yakalayanları serbest bırakan adalet anlayışına karşı olacaktır. Bu hayır el koyduğu şirketleri, gazeteleri kendi yandaş kayyumlarına, hortumlarına karşı olacaktır. Bu hayır gazetecilik görevini yapanları, sindirenleri tehdit eden anlayışa karşı olacaktır. Bu hayır Can Dündarları, Erdem Gül'ü hapse atan anlayışa karşı gelin sıkıysa bizi de tutuklayın, biz de onlarla diyen bir anlayış olacaktır. Bu hayır kadına yönelik şiddete sadece izlemekle yetinen, kadını meta olarak gören bir iktidar anlayışına karşı olacaktır. Bu hayır devletin göz önünde bir baro başkanını Tahir Ölcü'nün elçinin katledilmesine seyirci kalan iktidar anlayışına karşı olacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biz bu iktidarın ne yaptıklarını biliyoruz, ne de yapacaklarını biliyor ve onlara güvenmiyoruz. Vereceğimiz bu hayır oyu Türkiye'yi kuruluş felsefesinden uzaklaştırıp Atatürk'ün izlerini silmeye çalışanlara karşı olacaktır. Bu hayır Türkiye'yi parlamenter sistemden uzaklaştırıp bir diktatör yaratma anlayışına karşı olacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu hayır başbakan olduğunu sandığı halde hala şu kürsüden çıkıp da ben başbakanım ama benim üstümde bir vesayet makamı oluşturulsun. Ben ülkeyi yönetemiyorum, ben işleri beceremiyorum, Türkiye'nin sorunlarına vakıf değilim diyerek böyle bir anlayışı savunup benim üzerimde bir başkan olsun diyen başbakana ve hükümete karşı olacaktır. Bu hayır Türkiye'de insan haklarını ihlal eden devlet anlayışına karşı, ceberrut devlet anlayışına karşı, demokrasiyi katleden her türlü antidemokratik uygulamalara karşı, halkı, mazlum halkımızı ezen polis anlayışına karşı, emniyet anlayışına karşı, iktidar anlayışına karşı olacaktır. Bu hayır
Türkiye'yi gerçek demokrasiye tanıştırmak için, insan haklarını tesis etmek için, yeniden Türkiye'yi yaratmak için bir mücadele dönemi için hayır olacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Gök.